6 Mart Pazar Sol Haber Tolga Bimbay, Ukrayna'daki savaş için bazı psikopolitik notlar Kaçarı yok. Büyük olaylar yaşanırken herkesin iç dünyası da harekete geçer. İster istemez kaygı, endişe, öfke gibi temel duygular yaşanmaya başlar. Herkesi de içine çeker. Herkesi. Geride bıraktığımız günler kitle psikolojisi açısından da bir dönüm noktası olmaya aday sanki algı operasyonu, kitlesel histeri gırla gidiyor. Herkes bir biçimde savaşın içine taraf olmaya çekiliyor. Ve ilginç gelişmeler de yaşanıyor. Antikomünizm gibi bazı eski olgular tekrarlanırken, örneğin beyaz ve mavi gözlü bir Avrupa kimliği etrafında toplanma gibi yeni olgular da ortaya çıkıyor. Ve emperyalist ideoloji bu kimliklerin arkasına saklanıyor. Bazı noktalar sırıtıyor, bazı noktalarsa ilgi çekiyor. Hele de sosyal medya çağında. Tuhaf gelişmeler oluyor. Bu nedenle gelin kitle psikolojisinde neler oluyor biraz yakından bakalım. Öncelikle sosyal medya ortak ve baskın bir psikoloji oluşturulması açısından büyük kolaylık sağlamış gibi görünüyor. Denebilir ki bu tür medya araçları daha önce de vardı. Gazeteler televizyonda aynı işi görüyordu. Ama sanırım ortada önemli bir fark var. Herkes sosyal medyada kendini savaşın ya da taraflaşmanın çok daha yakın ve etkili bir öznesi olarak yaşıyor, deneyimliyor. Yani sosyal medya televizyon ya da gazete gibi geçmiş dönemin kolektif zihin hali yaratan araçlarına göre savaşı getirip kişilerin içine daha güçlü biçimde yerleştiriyor. Daha güçlü olunca da taraflaşma çok da şiddetli oluyor ama bir o kadar da yüzeysel oluyor, olabiliyor. Sosyal medyanın bir başka özelliği daha var. Geleneksel medya kanallarından çok da gösterilemeyecek bilgi, çarpıtma ya da yalan haber çok hızlı bir şekilde buradan devreye girebiliyor. Sosyal medya, emperyalizmin Hollywood filmleriyle on yıllar içinde sağladığı psikolojik üstünlüğü çok daha hızlı olarak ve çok daha ucuza sağlıyor. Sosyal medyada anonimlik önemli gibi görünüyor. Özellikle emperyalist ya da batı kaynakları anonim biçimde kullanılıyor. Tıpkı soğuk savaş döneminin tarafsız aydınları gibi. Sosyal medya bağımsız, tarafsız, vicdan sahibi ve dürüst bir haber kanalı olarak kabul görüyor. Makine öğrenme sayesinde yönlendirilmesi, algı oluşturması çok daha kolay olmasına rağmen. Bu anlamda hafta içinde Twitter'ın yaptığı fişleme yabana atılmamalıdır. Twitter, Rus haber kanallarıyla ilişkili ilişkisiz birçok kişiyi etiketledi. Ukrayna haber kaynaklarını ise etiketsiz bıraktı. Tarihte kişilerin rolü tartışmalı bir konu ama Volodymyr Zelenski bulunmaz bir nimet olmuşa benziyor. Çok özenle hazırlanılmış bir figür havası da veriyor. Muhtemelen kendisine sağlam bir kitle iletişim psikolojisi danışmanlığı sağlanıyor. Örneğin Batı'nın Tarihte kişilerin rolü tartışmalı bir konu ama Volodymyr Zelenski bulunmaz bir nimet olmuşa benziyor. Çok özenle hazırlanılmış bir figür havası da veriyor. Muhtemelen kendisine sağlam bir kitle iletişim psikolojisi danışmanlığı sağlanıyor. Örneğin Batı'nın özellikle de Avrupa'nın düşünce kalıplarındaki kırılma noktalarının iyi çalıştığı görünüyor. Zelenski hemen hemen her basın açıklamasında çekirdek öneme sahip bir yerlerden tutuyor. Zelenski bir tek kendi ülkesine seslenmiyor. Bu anlamda bir tek Ukrayna'yı konsolide etmiyor. Avrupa'da yeni bir kitlesel zihin halinin ortaya çıkmasını, dağılmış Avrupa kafasının yeniden konsolide olmasını da sağlıyor. İncelikle. Sermaye sınıfının uzunca süredir eksikliği olan tüm Avrupa'yı kucaklayan bir zihin halini hem oluşturuyor hem de oraya sesleniyor. İçeriği ise şimdilik belirsiz. Daha doğrusu içi özgürlük, demokrasi vesaireyle dolu. Örneğin din çok da ön plana çıkmıyor. Açık bir üstün Avrupa kültürü işaret edilmiyor. Zelenski tüm bu müdahaleler sırasında içten dürüst, net, doğal ve en önemlisi sıradan görünüyor. Savaşı neredeyse bir arkadaş toplantısı gibi yönetiyor. Koşulların da ürünü olabilir ama bir ekip olarak örneğin Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov da buraya eklenebilir. Böylesi bir rahat, doğal görüntü vermeyi önemsedikleri anlaşılıyor. Kiev'e bombalar yağarken içine kanki havası da katarak selfie çekmeleri sosyal medya kullanıcıları için örneğin çok içten bir hareketti. Tiyatro eğitimi alanların iyi bildiği bir kitap vardır. Rol yapmayın lütfen. Amerikalı aktör ve tiyatro eğitmeni Eric Morris'in çok önemli bir kitabıdır. Burada uzun uzun anlatmam pek mümkün değil ama Morris oluşturduğu yöntemde sahneye çıkan oyuncunun oyunculuktan çıkıp rolünü bizzat yaşamasını ve hatta ortada rol kalmamasını sağlamaya odaklanır. Aslı olan o olmaktır deneyimlemek bile demiyorum. Oyuncunun oyuncu olmaktan çıkıp metindeki karaktere dönüşmesinden, bizzat o olmasından bahsediyorum. Zelenski işte o kitap. Rol yaparken bile rol yapmıyor. Bu vesileyle internette dolaşan ve 2015 gibi bir tarihe ait olan kendisinin de önünü açan öğretmen rolünün izlenmesini öneririm. Zelenski halen o öğretmeni oynuyor, yaşıyor. Emperyalizmin lider çıkarma, yaratma süreci de dikkat çekici. Benzeri örneğin yakın zamanda Venezuela'da da yaşandı. Guaido birkaç günde lidere dönüşü verdi. Bir benzeri de Belarus'ta yaşandığı denendi. Seçimlerden 3 ay öncesine kadar adı bile duyulmamış bir öğretmen Svetlana Tikhanovskaya siyasi lidere dönüştürülü verdi. Zelenski'nin de böyle bir yanı var. Bu liderin bağımsız, özgür ve geri basmayan bir iradeyi temsil eder bir görüntü sunması kritik gibi görünüyor. Psikanalistinden sosyal psikoloğuna kadar yüzlerce kişi ve kurumun yıllardır Ukrayna, Gürcistan ve Baltık bölgesinde kimlik çalıştığı da atlanmamalı. Yıllardır toplumların psikolojik kimliğine dair hem çalışıyorlar hem de hazırlık yapıyorlar. Zelenski bu sürecin de bir parçası olabilir ama sınıfsal bakıştan uzaklaşmamak için hem paranoyaya hem de komplo teorilerine fazla bulaşmamak gerekiyor. Aslı olan sermaye sınıfının emperyal çıkarlarıdır. Rusya ve Rus karşıtlığının bu kadar hızlıca tırmanması da dikkat çekici. Tabii ki burada özellikle Batı medyasında uzun yıllardır süre giden diktatör Putin çalışmasını yabana atmamak gerekiyor. Ama sanırım esas belirleyen kemiksiz bir anti-komünizm oldu. Tarihi hortlatmak çok da zor olmadı. Ancak yükselen öfkenin Rus korkusunu aşan bir yanı olduğu da gözden kaçmamalı. İçinde otoriterlik karşıtlığı, demokrasi isteği ve antikomünizm var. Hepsi bir arada. Var ama yine de bunlar da yetersiz. Bugün özellikle Doğu Avrupa'yı harekete geçiren noktanın Batı Avrupa düzeninin dışında kalmak korkusu olduğunu düşünüyorum. Daha doğrusu Avrupa dışına düşme, o büyük rahatlıktan mahrum kalma korkusu. Bu korku özellikle Doğu Avrupa için neredeyse psikogenetik bir özellik haline gelmiş durumda. Sermaye sınıfının büyük bir başarısı bu. Çok işe yarıyor. Doğu Avrupa derken örneğin Yunanistan'ı da buraya kattığımı belirteyim. Avrupa dışı kalma korkusu Yunanistan'ın Siriza elinde terbiye edilmesini ve güvenli bir limana çekilmesini de sağlamıştı. Yunan halkı bu korku sayesinde meşhur 2015 referandumunun sonuçlarını kabullenmişti mesela. Peki nereden geliyor bu korku? Tarihsel kökenleri malum, kapitalizmin eşitsiz gelişimi. Sınıfsal aidiyeti de malum ama burada komünizmin Avrupa'da demokrasinin bir rengi olarak falan değil aşırıcılık olarak görüldüğünü de hatırlatalım. Bu aşırıcılık konumu sermaye ideolojisine çok büyük alan sağlıyor ve emekçi sınıfların da aklını karıştırıyor. Ne yazık ki hala buradan nereye gidilir? Bir pat durumu çıkar mı? Sanki zor gibi. Emperyalizm içi gerilimin şiddeti nedeniyle her siyasi konum en uçta yaşanıyor. Etrafında savaşın somutlaştığı isimlerin geri basabilecek pek yerleri yok gibi örneğin. Zelensky başka bir role giremeyecek durumda. Putin'in kaybetmesi ise düşünülemez bile. Bu nedenle süreç her yöne açık. Uç, aşırı durumlarda dahil. 6 Mart Pazar. Sol Haber. Tolga Bimbay. Haber. Tolga Bimbay. Haber. Tolga